sağlığa erişim haklarının önündeki engeller, uzun süren hapislik koşulları, temiz suya, gıdaya erişimlerdeki yaşanan sıkıntılar, tek kişilik ring araçlarıyla sevkler ve kelepçeli muayene gibi hasta haklarını yok sayan uygulamalarla birlikte mahpuslar adeta ağır bir yaşam savaşı sürdürmektedir. 2024 yılı içerisinde tespit edebildiğimiz kadarıyla 26 mahpus yaşamını yitirmiş, bunların 17'si hastalıkları nedeniyle vefat etmiştir. Ailesi hastası Abdülkadir Kuday tüm mücadelelere rağmen tahliye edilmemiş ve 2 Ekim'de hapishanede yaşamını yitirmiştir. Görüşe bile sedye ile çıkar hale gelmiş olmasına ve durumunun ağırlaşmış olmasına rağmen son zamanlarını ailesinin yanında geçirmesine dahi izin verilmeyerek göz göre göre ölümüne neden olunmuştur. Ateş Gobe'nin 30 yıllık cezasını bitirmiş ve koşullu salıverilme hakkı olmasına rağmen adil olmayan soyut ve subjektif kararlarla ikinci defadır tahliyesi 3'er aylık periyotlarla engellenmektedir. 10 ay kadar önce beyne pıhtı atması sonucunda hastaneye yatırılmıştır. Kalp hastasıdır ve kalp kapakçıklarında nodül bulunmaktadır. Ayrıca 11-12 yıldan bu yana da ağır KOAH hastasıdır. Prostat rahatsızlığı bulunmakta olup bu hastalığıyla ilgili olarak ilaç kullanmaya devam etmek zorundadır. Sıkıntılı olarak vertigo hastasıdır. Bel fıtığı bulunmakta ve ayrıca boğazındaki rahatsızlıktan kaynaklı olarak ses kısılması gibi sorunlar yaşamaktadır. Ancak ağır seyreden kronik hastalıklarıyla boğuşmaktan bu hastalıklarını tali plana ittiğini aktarmıştır. Yine boğazındaki ses kısıklığının da boğazındaki sihirlerden ve nodüllerden kaynaklandığını ifade etmektedir. Ateş Gobe'nin hastalıkları nedeniyle hapishanede kalamayacağı açıktır. Ayrıca 30 yıllık ceza süresini tamamlamış ve tahliyesine de hak kazanmış durumdadır. Mahpusun tahliyesini engellemek, sağlık hakkını engellemek demektir. Özgürlük inisiyatifi olarak 526. haftada hapishanelerde bulunan hasta mahpusların durumlarını dile getirdik. Tüm bu sorunlar ortadan kalkıncaya kadar kamuoyuyla paylaşmaya ve çözüm talep etmeye devam edeceğiz. Gözaltına alındı. Van'a götürüldü. Ambulansla Van Bölge Hastanesi'ne götürülen Abdurrahman yaklaşık 8 saat ambulansta kaldı. Doktor ambulansa gelip baktı ve yer olmadığı için Van Yüksek Güvenlikli Cezaevinin revirine gönderdi. Şu anda orada kalmaktadır. Pazartesi gününe kadar orada kalacağı ve sonra Van 100. Yıl Üniversite Hastanesi'ne götürüleceği söylendi. Aileden aldığımız bilgiye göre Gemicioğlu yatalak, nerede olduğunun ve başına neler geldiğinin ayrımında değildir. Tansiyon, şeker hastalıkları, kalp yetmezliği de bulunmaktadır. Bunların yanı sıra ağır bir antidepresan kullanmaktadır. Yaşadıklarının onun psikolojisini olumsuz yönde etkileyeceği bir gerçektir. Kolon kanseri ve akciğerine atan pıhtı onun yaşamını riskli hale getirmektedir. Kızı, babam dün yani 3 Ekim 2004 24 saat 15 ile 16 arasında Yüksekova'da ikamet ettiği evinden sedye ile ambulansa bindirilip Yüksekova Hastanesi'nin önüne, oradan Yüksekova Adliyesi'nin önünde saatlerce bekletildikten sonra gece 24'te Van Bölge Hastanesi'ne getirildi. Doktor gelip ambulansta muayene ettikten sonra Van Yüksek Güvenlikli Cezaevine giriş yapılması gerektiğini söyledi. Cezaevine gidip giriş yapıldıktan sonra Van 100. Yıl Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi. Gece hastanede yattı. Sabah birkaç tetkik yapıldıktan sonra bugün öğlen tekrar hapishaneye gönderildi. Babamın kalbi %20 oranında çalışıyor. Raporlu, daimi ilaç kullanıyor. Şeker hastalığı içinde raporu var. İlaç kullanıyor. Kolon kanseri tedavisi devam etmekte. Bize pazartesi günü tekrar hastaneye götürüleceği söylendi demektedir. Abdurrahman Gemicioğlu 5 Ekim günü tedavi süreçleri yarıda bırakılarak hapishaneye gönderilmiştir. Hem yaşı hem de hastalıkları dikkate alındığında bu durum geri dönülemez olumsuzlukların yaşanmasına neden olacaktır. Yetkililere sesleniyoruz. Gemicioğlu serbest bırakılmalı ve tedavisi ailesinin yanında devam etmelidir. Aksi durumda yaşanacak olumsuzluklardan yetkililer sorumlu olacaktır. Asla,
etmez, bırakırız. Tecrit öldürür, dayanışma yaşatır.